Yaşadıklarınız sizi çok yoracakmış. Ne yaşayacaksınız da bu kadar yorgun olacaksınız. Bir tabloyu gör, görelim. Ekranda şu anda görüyoruz. Aynı. Parasal diyorsun? ve iş konularında ciddi anlamda geçmişten bugüne yansıyan ve bugünkü düzen ve iş konularında onları yoran, düşündüren birçok olaya konsantre olabilirler bu hafta. Tabii ki hiç kolay değil. Bir para kaybetmiş birine. Üzülmesen, sen. Tabii. Boş ver bırak demek. Emeğini kaybetmiş, zamanını kaybetmiş, vaktini kaybetmiş, umudunu kaybetmiş bir insana. Üzülme demek bencilce bir söz. Kaybetmiş olabilirsin. Çok da emek harcamış olabilirsin. Orada neyi öğrendin? Hangi hataları yaptın? Bunu görmeye özen göster demek lazım. Ee, yaşadıklarınızdan dolayı geçmişten bugüne yansıyan birçok iş ve para konusunda haftanın ilk dört gününde kendinizi tükenmiş, yorgun, alıp başınızı kaçmak isteyen bir durumda hissedebilirsiniz. Tamam hep birlikte alıp başımızı kaçalım. Sorunu bırakabiliyor muyuz? Problemi bırakabiliyor muyuz? Dert de bizimle geliyor. Nereye kaçıyorsak. Allah. Problem de bizimle geliyor. Keşke öyle bir imkan olsaydı. Şuradan çıkarıp istediğimiz yere alıp başımızı gitseydik. O yüzden maalesef öyle bir imkan olmadığı için ne yaşamış olursak olalım sevgili teraziler. Yaşadıklarımız için üzülmek yerine. E, tamam ağladınız, üzüldünüz, yıprandınız. Tekrarın tekrarını yapmayın bu Peki, hafta. Peki en çok hangi konuda çok üzülecek teraziler? İş ve para. İş ve para. Aşk İşten, ve etkilenecek mi bundan? E, hayır. Aşkta enteresan bir haftadalar. Özellikle ee, biraz egolarının arttığı biraz daha ben demeye başladıkları e, ilişki konusunda yalnız olanlar nasıl bir ilişki istediklerini bilmeleri hususunda aşkta son derece özgüvenli olacaklar ve aynı zamanda e, biraz da böyle egolarının yükselmesiyle despot davranışlar yapabilirler e, teraziler kendilerini mutlu ederken hayatlarındakilerini gerebilirler ama ne diyoruz Bencilik hiç güzel bir şey değil. Ben olmak güzel bir şey ama... ...ben derken yalnız bir terazi değilseniz... ...hayatınızdaki kişiye biz olduğunu da hissettirmeyi ihmal etmeyin. Yoksa sağlık konusunda yaşam enerjiniz de düşer. Hayatınızdaki kişiyi de kaybedersiniz. Ya da yeni bir ilişkiye başlayacaksınızdır. Ve kişiyle tanışırsınız. Ona... E sadece ben dediğiniz anda başlayacak ilişkinin bile başlamasına engel olabilirsiniz. O kadar yani. Kesinlikle. Yani anlayış, düşünce, empati yapmak yeni ilişkilere başlayan ya da başlayacak olan teraziler için bu hafta çok önemli ve ön planda olacak. Yarınlarınız daha da güzel olsun istiyorsanız en doğal hakkınız. Kim istemez ki? E Bugününüzü düzelttiğinizde hepimizin geleceği şimdiki anda gizli. Doğru. Bugün hata yapmazsak yarın birçok şeyin daha güzel olmasına etki ederiz, neden oluruz. Özellikle niye dikkat etsin teraziler bu hafta? Egoist davranışlarda bulunmasınlar. Spotum da onlara. Onlara spotum ee, süre gelen bir ilişkiye sahipseniz ya da yeni bir ilişkiye Dur, adım atın. Spotu vermeden önce sağlıkla ve işle ilgili bir şey daha söyle terazilere. Tamam. Ee, yeni bir iş kurmuş ve işsizmiş yeni bir düzende yol almış bir teraziyseniz beklediğinizin üzerinde bir ivme yükseliş kazanabilir süper imkanlarınızın artışıyla daha güzel iş fırsatlarına e, maddi konulara sahip, sahip olabilirsiniz hı hı. Ee, özellikle de sağlık ve sıhhat konusunda o despot davranışlarda olmazsanız hafta sonu moraliniz bozulmaz ve depresyona girmezsiniz Spot. sağlıkta enerjinizi her konuda lütfen yükseltin ama siz siz olun, egoist olmayın bu hafta. Evet, enerjinizi yükseltin, egoist olmayın. Yaşadıklarınız sizi çok yoracak. Aşk hayatınızda despot olmayın. Enerjiniz özellikle yüksek olsun sevgili teraziler. Mutfakta bulaşıklar bekliyor olabilir. İşler de sizi bekliyor olabilir, değil mi? Yemek yapacaksınız akşama, o telaşınız da var. Ama her şeye rağmen bizi takip edin. Çünkü bu kadar mutsuzluk yaşarken size bir mutluluk kesesi yapacağız. Her eve lazım bir şey olacaktır.